Selamun aleyküm millettaşlarım. Bugün 9 Mart. Tarihte bugün neler yaşanmış bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Fas'ın Osmanlı himayesine girmesi, Laleli Camii'nin ibadete açılması, Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt milletvekili seçilmesi var. Günün olayı. Recep Tayyip Erdoğan Siirt milletvekili seçildi. 2003. 2002 yılında yapılan seçimlerde siyasi yasaklı olduğu için Recep Tayyip Erdoğan katılamamıştı. Seçimden sonra kurulan Abdullah Gül başkanlığında AK Parti hükümeti döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir yasa ile Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağı kalktı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer birincisinde yasayı veto etmişti. Ancak yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden büyük çoğunlukla kabulü ile siyasi yasağı kalkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt seçiminin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararı sonrası Siirt'ten aday oldu ve 9 Mart 2003 tarihinde Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi. Bir süre sonra Abdullah Gül'ün çekilmesiyle başbakan oldu. Günün önemli olayları. Endülüslü Müslümanlar Osmanlıları destekledi. Fas Osmanlı Devleti himayesine alındı. 1576. Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paşa elindeki 15 bin kişilik bir kuvvetle kendisinden 4 kat daha fazla askere sahip Fas Kralı'nı El Raken Savaşı'nda yendi. Ve bu olaydan sonra 9 Mart 1576 Fas Osmanlı himayesi girmiş oldu. Laleli Camii ibadete açıldı. 1764. 3. Mustafa döneminde yapımı 3 yıl süren Laleli Camii 9 Mart 1764 tarihinde ibadete açıldı. Bugün kendi adıyla anılan semtte yer almaktadır. Bir rivayete göre cami ismini dönemin ünlü mutasavvıflarından Laleli Baba'dan almıştır. 1783 ve 1911 tarihlerindeki iki önemli yangın geçiren cami önemli hasarlar görmüştür. Daha sonraki dönemlerde yapılan yol çalışmalarında da cami külliyesine ait birçok ek bina ortadan kaldırıldı. İngilizler Samsun'a asker çıkardılar. 1919. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı gerekçe gösteren İngilizler, Samsun ilini kontrol etmek amacıyla 9 Mart 1919'da 200 asker ile Samsun'a geldiler. Amaçları sadece Samsun ile ilgili olmayıp bütün Karadeniz'i yakından takip etmek. Eğer iç bölgeye girilecekse Samsun'u üs olarak kullanmaktı. Yunanlılar Bursa'da bazı yönetici ve memurları tutukladılar. 1921. Bursa'yı işgal altında bulunduran Yunanlılar 9 Mart 1921 tarihinde başta vali olmak üzere polis müdürü, mektupçu gibi bazı üst düzey görevlileri ve memurları tutukladılar. Tutuklanan kişiler işgal altındaki İstanbul'a gönderildi. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Galip Barkar'a iki Ermeni terörist tarafından 9 Mart 2003 tarihinde silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda ağır yaralanan Galip Balkar 2 gün sonra hayatını kaybetti. Saldırı sırasında bir Yugoslav öğrenci de öldü. Yaralı olarak yakalanan ve saldırıyı gerçekleştiren Ermeni teröristler Kirkor Levonina'nın ile Rafi Aleksandre Elbakyan olaydan tam bir yıl sonra saldırının yıl dönümünde 9 Mart 1984'te 20'şer yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar. Günün diğer önemli olayları. 1907. İstanbul Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi yangından bütünüyle yandı. Binanın onarım çalışmaları tamamlanana kadar öğretim Beylerbeyi'ndeki hastane binasında sürdürüldü. 1923. Sovyet lideri Lenin geçirdiği felç sonucunda konuşma yeteneğini kaybetti. 1929. İstanbul'da matbaacılık mektebi açıldı. 1930. Atatürk Antalya Müzesi'ni gezdikten sonra Aspendos'ta incelemelerde bulundu. 1956. Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Kulübü'ne devredildi. 1956. Kıbrıs Rum toplumunun lideri Başpiskopos Makarios İngiltere tarafından Şeysel Adaları'na sürgüne gönderildi. Adanın İngiliz Genel Valisi John Harding, Makarios'un terörizmi aktif olarak desteklediği için sürgün edildiğini açıkladı. 1957. Türkiye'nin ilk kadın doktor subayı Sema Aran, teğmen rütbesiyle göreve başladı. 1967. Gölcük Tersanesi'nde Berk adlı Refakat Frikateyni'nin yapımına başlandı. Allah Türk'ü korusun.